Hayatın hızlı tempoda akıp gittiği ortamlarda özellikle eğer çocuklarımızı ve gençleri çok serbest bırakır, onların yararlı uğraşılar edindiği mekanlar meydana getirmezsek Allah göstermesin onlar kötü alışkanlıklar edinecek bir takım bir yerlere kayarlar. Bizim de dövmenin alemi yok. Onlara alternatif sunacağız. Özellikle bilgi evi dediğimiz yer 40 civarında bilgisayar var, arındırılmış internet ve Milli Eğitim Programı çerçevesinde çocuklarımızın derslerini yapacakları mekan. Satranç ve belli oyunları oynayacakları, yararlı alışkanlıklar elde edecekleri bir mekan ve altında da hasoda dediğimiz sohbet mekanı. Bununla yetinmiyoruz, sıkıcı olmasın diye hemen burada voleybol ve basketbol sahası var. Hemen arkasında tenis kortu ve halı saha var. Bunlar nerede? Niğde'nin en büyük parkı olan Kızıl Elma Parkı'nın adeta cennet gibi bir köşenin hemen yanı başında. Geçme. Ana, meyvesin. Ne yap, başla sen. Ya Allah, bismillah. Öyle iyi miyiz? Çeşitli oyun şeyleri var. Millet Kıraathanesi olarak ilk projesini hayata geçirmiş oldum. Milletin okumayla buluştuğu yer olarak görüyorum ben. Zaten bizim kahvehane olarak nitelendirdiğimiz yerler aslında kıraathane tabelaları da var. Kıraathanenin Türkçedeki karşılığı okuma evi. Yani insanların bir araya geldiklerinde kitap okudukları, gazete okudukları, dergi okudukları, okudukları konularla ilgili birbirleriyle fikir alışverişindeki bulundukları mekan olması lazım. Günlük derslerini yapabileceklerini, ödevleri yapabilecekleri, kitap okuyacakları, ücretsiz çay içebilecekleri, internet erişimlerinin olacağı, ayrıca sivil toplum kuruluşlarının, mahallenin veya apartman toplantılarının da yapılabileceği has odaların buluşması da ben memnuniyet verici olarak görüyorum. Melih Tayyip Orhan. Reisimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdi. Millet kıraathanelerinin ilkini Niğde'de açıyoruz. Emeği geçen herkeslerden razı olsun. İçeriği dolaştım, çok güzel. Ders çalışmak için, kitap okumak için çok iyi bir ortam. Günümü neredeyse yarısını burada rahatlıkla geçirebileceğime inanıyorum. Çünkü satrançlar, oyun salonları, kitap okuma salonları, spor salonları dahil olmak üzere. Zaman içerisinde kahvehanelere dönüşmüş, tavla ve okeylerle oynandığı sadece sohbet ve çay aletleri. AK Belediyecimizin hizmetleri sınırsızca, gelişir, yer fazla...